Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları, size özel bir aşk açılımı yapacağız. Bakalım, çok uzun bir video olmayacak, kısa bir video zaten. Hemen kısa ve öz bir şekilde anlatacağız. Bakalım kartlarımız bize nasıl bir öngörüde ve olasılıklarda bulunacak. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelip izliyorsanız mutlaka o zaman rezone olacaksınızdır. Sevgili arkadaşlar. Hemen niyetimizi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki oğlak burçlarının için aşk açılımı yapmaya niyet ettim. Bununla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Oğlak burcu için aşk açılımı yapmaya niyet ettim. Bununla ilgili en doğru bilgileri like kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. En doğru bir şekilde. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlak Burcu aşk açılımı. Oğlak Burcu aşk açılımı. Kartlar çift çift geliyor. Oğlak Burcu size bugün. Oğlak Burcu. Evet, hemen devam ediyoruz. Şimdi sevgili oğlak burçları, siz zaten bu ilişkiyi daha ciddi olarak düşünmüşsünüz. Yani devamlılığı olan, uzun vadeli olarak gelecek vadeden bir aşk, gelecek vadeden bir ilişki ve bu kişiyle evlenirim, bu kişiyle birlikte olurum, bu kişiyle mutlu olurum, bu kişi uzun zaman, yani uzun süre benim hayatımda olur, böyle kısa günübirlik ya da gelip geçici bir aşk olarak düşünmemiş olabilirsiniz. Siz bu hayatınızdaki kişiyi, bu aşkınızı, sevgili oğlak burçları, daha ciddi olarak düşünmüşsünüz, daha ciddi adımlar atmış da olabilirsiniz bu ilişki için. Partner acemi, partner bilmiyorum. Partner daha böyle sıfırdan başlayan, aman işte bir şeye başladım, yaşayıp göreceğiz ne olacağını diyen bir partner var sanki karşımızda. Partner hayatı yeniden başlamak için böyle bir, sizinle yeniden başlamış, öyle söyleyeyim aslında. Partner sizinle yeniden hayata başlamış ama partner çok çocukça olabilir, acemi olabilir, hiçbir şey bilmiyor olabilir, nasıl davranacağını da bilemiyor olabilir aynı zamanda. Siz partnere göre daha aklı başında, daha olgun, daha tecrübeli olabilir, aynı zamanda daha ne istediğini bilen birisiniz siz partnere göre. Partner bir yola girmiş, başıma ne gelirse gibisine yaşıyor. O şekilde bir ilişkiye başlamış sanki. Sizi birbirinize bağlayan ortak özellik şöyle, sanki aynı evi paylaşıyor olma ihtimaliniz var. Değilse de sözlü nişanlı olma ihtimaliniz var. O da değilse evlenip ayrıldıysanız çocuklar olabilir. Sizi birbirinize bağlayan. Hadi o da değil, hiçbir şey değil, biz yeni tanıştık, yeni bir aşk hayatı yaşıyoruz diyorsanız da sizi birbirinize bağlayan ortak özellik ikiniz de beraber yaşamayı istemeniz. Aynı evde, aynı ortamda beraber olalım, birlikte olalım, zaman geçirelim, anı yaşayalım, günümüzü yaşayalım. İşte sabah seni görmek istiyorum, öğlen seni görmek istiyorum, uyurken sen yanımda ol gibi gibi gibi. Bu şekilde bir sizi birbirinize bağlayan bir ortak durum sanki söz konusu burada sevgili oğlak burçları. Yani şimdi yine şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizi birbirinize bağlayan güç, yani aşk var, evet aşk zaten var ama bir de şöyle bir durum var. Sanki sizi birbirinize bağlayan durum burada lükslük, ferahlık, rahat yaşam, huzur, aşk, bolluk, bereket,
Yani birbirinize bağlayan durum bu. Sanki partnerlerin birinin hayat standartları daha iyi de bu standartı beraber kullanıyorlar gibi. Beraber işte yani zaten partnerin birinin standartı iyi, o da oradan beraber yaşıyorlar gibi hissettim birden. Böyle bir durum var sanki. İlişkinin zayıf yanı ise bir şey başlamak için başlamaya niyetiniz olmayabilir ya da onu erteliyor olabilirsiniz. Eksikliğiniz bu olabilir. İlişkinin devam etmesi için. İlişkiyi canlı tutmak olmamış olabilir. Canlı tutmuyor olabilirsiniz. İlişkinin o heyecanı bitmiş de olabilir. Yani yeniden bir şeyler başlatmak, yeniden yapmak, yeniden eğlenmek gibi durumlar sanki ilişkide yok gibi. Bu ilişkinin başarılı olup olmayacağı, gelecek vaat edip etmeyeceği, Allah'ın izniyle tabii ki gelecek vaat edebilir tasmasıyla bir başlangıç yapabilirsiniz. Somut anlamda bir başlangıç olabilir. Gelecek vaat eder mi? Evet, gelecek vaat eder. Başarılı olur mu? Allah'ın izniyle olur. Tabii ki hepsi olur. Ama önce siz bu ilişkiyi biraz canlandırmanız gerekiyor. Bunu da zannedersem partnerin yapması lazım ama partner dediğim gibi arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Daha hani bizim buralarda bir laf var. Ben gelirken siz gidiyordunuz hesabı. Yani siz geri dönmüşsünüz. Partner daha yeni geliyor. Yani bu partner size nasıl başlangıç yapacak? Nasıl tekrar bu heyecan, tutkuyu verecek? Sanki aranızda yaş farkı da varmış gibi hissediyorum. Partnerler aranızda. Yani oğlak burçları çok böyle daha böyle kendinizden eminsiniz. Daha böyle ağır başlısınız. Daha böyle ne istediğinizi biliyorsunuz. Daha böyle ayaklarınız yere sağlam basan biri. Ha ya da yaş farkı yoksa bile zaten Oğlak burcunun özelliğinde bunlar var. Küçük ya küçük de olsa, çocuğu da olsa, çocuk yaştaki bir Oğlak burcu da aynı böyle oturaklı, ağır başlı oluyor çocuklar bile yani. Böyle bir özellikte olduğunuz için belki de bu çıkıyor. Bilmiyorum artık o kadar. Ama partner size göre biraz daha hareketli, ne yapacağını da bilemiyor, gününü yaşıyor. İşte bir yola girdim, gidelim bakalım neler yaşayacağız der gibi. Ama siz o yolda başınıza neler geleceğinizi bilen birisiniz sevgili Oğlak burçları. Evet, bu ilişkinin başarıya gideceğini de söyledim Allah izin verirse. Ama bu ilişkinin tutkusu belki biraz azalmış olabilir. Arzular azalmış olabilir. Heyecanı azalmış olabilir. Bu heyecanı, tutkuyu, arzuyu tekrar yerine getirmek ile bu ilişkiyi biraz daha iyi canlandırmaya, bu ilişkinin devamlılığını götürmeye başarabilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Evet arkadaşlar, Oğlak burcunun aşk açılımı da böyleydi. Biz de her zamanki gibi aldık, kabul ettik. Üzerimize düşeni, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.